Bugün gündeme gelen önemli bir tepki var sayın seyirciler. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin emniyet mafya tartışmalarının ortasında bir kez daha dönemin İçişleri Bakanı ve AKP Ankara Milletvekili Süleyman Soylu'ya sahip çıkmasına Alparslan Türkeş'in çocukları tepki gösterdi. İYİ Partili Ay Yüce Türkeş paylaşımında Sinan Ateş cinayetini de hatırlattı. Bilmeyenler için tekrar ifade etmeliyim ki Sayın Süleyman Soylu Türk milletine mal olmuş, bakanlığı döneminde koltuğunda bir saniye oturmayarak dağ tepe demeden dolaşmış, bölücü terör örgütüne kök söktürmüştür. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır. İçişleri'nde Süleyman Soylu dönemi bitti. Eski İçişleri Bakanı Soylu'ya yakın olduğu belirtilen çete lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı. Soylu'ya gelen eleştiriler hakkında AKP sessizliğini korurken MHP lideri Bahçeli sahip çıktı Soylu'ya. Bahçeli'nin Soylu desteğine Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in çocukları tepki gösterdi. Süleyman Soylu'nun arkasında durulduğu gibi Türk milliyetçilerine ülkücü davaya sahip çıkılsaydı Türkiye çoktan kurtulmuştu. Sadece Sinan Ateş cinayeti yeter bu adamı sahiplenmemek için. İYİ Parti Adana Milletvekili Ay Yüce Türkeş, Soylu döneminde başkentin ortasında cinayete kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hatırlatarak Bahçeli'ye seslendi. Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş ise Bahçeli'yi MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'i ihanet edenlerle birlikte olmakla suçladı. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek. Süleyman Soylu'ya vefa ve övgü naraları atan münafıkların Alparslan Türkeş'e hakaret ve ihanet edenleri baş köşeye oturtup Türkeş'in resimlerini yerlere attırıp ailesine küfür ve saldırı dışında bir vefa ve minnet göstermemeleri kanlarının bozuk olduğunun delilidir. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından Bahçeli yine Soylu'nun arkasında durmuştu. Çete lideri Ayhan Bora Kaplan'ın güç kazanmasına da Soylu'nun desteği olduğu iddiası vardı. Kaplan'dan rüşvet aldığı öne sürülen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman da operasyon Soylu'ya yönelik dedi. Soylu Kaplan'la kendisi arasında bağ kuranlar için operasyon çocukları ifadesini kullanarak itibar suikastı yapıldığını savundu. Bahçeli sessizliğini destek açıklamasıyla bozdu. Soruşturmaya müdahale anlamına gelir. Diğer taraftan yerel seçimlerde işbirliği tartışılarken MHP'den gelen bu açıklama AK Parti Genel Başkanı'nı yargıya müdahale etmeye davet olarak da okunabilir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesiyle Soylu'ya yakın isimleri emniyetten tasfiye etmesi dikkat çekerken Kaplan operasyonuyla gözler bir kez daha Soylu'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı ne olacak? Soruşturma nereye kadar uzanacak merak konusu. Arabayı detaylıca arayın. Her yerine.